Ankara tren garı önünde 102 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının ilk faili açıklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yunus Emre Alagöz'ün canlı bomba eylemini gerçekleştiren teröristlerden birisi olduğunu duyurdu. Diğer canlı bomba eylemcisinin de fotoğrafla teşhisi yapıldı ancak açık kimliği henüz belirlenemedi. Saldırganın güney sınırımıza komşu bir ülkeden geldiği tespit edildi. Yine yapılan açıklamaya göre Twitter üzerinden saldırıyla ilişkisi olduğu tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı. Yapılan sorgulamaların neticesinde 3 zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bir kişi de yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararıyla salıverildi. Saldırı sonrasında Ankara 7. Sulh Ceza Mahkemesi yayın yasağı koymuştu. Ancak bu yasak kimi basın kuruluşlarınca ihlal edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı da bu sebeple 9 şüphelinin kaçtığını açıkladı. Emniyet güçleri belirlenen şüphelilerin Gaziantep'te bulunan hücre evinde de arama yaptı. Arama neticesinde Ankara'daki saldırıda kullanılan 34DM8574 plakalı araçla birlikte 2500 kilogram amonyat nitrat, 10 adet intihar yeleği, 60 kilogram TNT patlayıcı, 15 kilogram demir bilye, 5 kilogram civata somunu, 6 adet kaleşnikov, 22 adet F1 tipi el bombası, 3683 adet tabanca mermisi, 10 paket kimyasal patlayıcı, 3 adet el bombası ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Bu arada birisi Ankara'daki saldırıda kullanılan el bombası fünyesiyle aynı nitelikte olmak üzere 8 adet de fünye yakalandı. Yakalanan malzeme ve adres baskınları neticesinde muhtemel eylemlerin de önüne geçildi. Kaçan zanlılar için arama çalışmaları devam ediyor. Öte yandan yaşanan bu gelişme sonrasında Ankara 6. Sulh Ceza Mahkemesi saldırıya ilişkin yayın yasağını da kaldırdı.